Efendim hemen hemen hepimiz artık telefonlarımızı gazete, ajansı, haber kanalı gibi kullanıyoruz. Kimimiz son dakika haberleri almak için telefona aplikasyonlar indiriyoruz. Pek çoğumuz sadece haber gündemi değil, sosyal medyada en son trendleri, en çok tıklananları kaçırmadan böyle izleme çabasındayız. Ve bu davranış biçiminin bir adı var. İngilizcesi var, Türkçe'de karşılığı var. Hayatımıza nasıl sızdığını bütün bu kavramlarla birlikte konuşacağız. Günceli kaçırma korkusu işin özeti. Elbette ki nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Uludüz ile konuşacağız. Hoş geldin Derya Uludüz. Nasılsın? Günaydın. Hoş bulduk. Tüm zarafetinle, güzelliğinle, yine böyle bir romantik havanla buradasın. Romantik diyorsun. Evet, çok beğendim. Hep böyle gülümseyerek, mutlu bakarak başladığımızda harika bir gün olacak. Hiçbir şeye negatif bakmıyoruz. Evet, ve çok şey beklemiyoruz değil mi? Beklentiyi düşürüyoruz. Saçtan da çok şey bekliyoruz. Saçtan da çok şey bekliyoruz. Kendimizi sevmekle başlıyoruz hayata. Değil mi? Kendimizi ve insanları severek her şeyi kurtaracağız. Evet, çünkü kendini seversen doğal olarak insanları da seviyorsun bir süre sonra. Yani. Evet. Hani o pozitif bakışın etrafa da yansıyor. Evet. O insanlardan da aynı feedback'i aldıkça zaten bu iyice yaygınlaşıyor ve çok da güzel bir ortam oluyor. Yani ben sabah geldim işte bakıyorum insanlar böyle birazcık daha uykulu, birazcık daha mutsuz. Aa, günaydın demek bile o insanların tabii ki yani sonuçta bir şekilde kalbine de beyninin derinliklerine de dokunabiliyorsun. Yani böyle hayata böyle başlıyoruz bir kere. Çok teşekkür ederiz. Sen zaten bunu hep yapıyorsun stüdyoya geldiğinde. Şimdi FOMO nedir diye başlayayım mı? Ya şimdi bu iş eskiden yoktu da şimdi mi ortaya çıktı? Ya da adı mı şimdi konuldu? ya da biz bu kadar sık yaşamıyorduk da şimdi iyice belirgin hale mi geldi? Örneğin ben sana sorayım bak. Sen bütün hafta çalışıyorsun. Evet, evet. Tam böyle cuma akşamı yatağın içine girmişsin, sıcacık yorganı da çekmişsin battaniyeni. Şöyle kitap okuyacaksın. O sırada bir mesaj geldi sosyal medyandan. Açtın mesajı. Aa, bir baktın ki şimdi yani genel konuşuyor. Müdürün seninle beraber aynı şeyde çalışan arkadaşlarıyla yemeğe gitmiş. Sen yoksun orada. Şimdi orada ne hissedersin? Bana onu anlat. Ötekileştirilmiş hissederim. Hakikaten çok kötü hissederim. Yani önemsenmediğimi, ciddiye alınmadığımı, değer verilmediğimi. Hakikaten çok güzel bir soru sordun ve örnek verdin. Peki burada şunu hisseder misin? Arka tarafını da biraz düşünelim. Bak mutfağın arkasında, mutfağa geçelim. Tamam. Ya şimdi bunlar bu gece bir sürü proje konuşabilirler. Yeni bir gelişim olabilir. Ben bunu duymayacağım. Haberim olmayacak. O projenin içinde ben olmayacağım. Peki ben neden bu fırsatı kaçırdım? Neden orada yokum gibi düşünür müsün? Düşünürüm. 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 Ondan sonra da kendinde ister istemez. Çünkü bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Yani bu insani bir şey. İster istemez. Acaba ben yetersiz miyim de oraya çağrılmadım? Bende ne eksik var? Bak şimdi bütün fırsatları kaçırdım. Ben işe yaramaz mıyım? Sevilmiyor muyum? Sevilmiyor muyum bende çok olur. Evet, doğru. Değil mi? Şimdi bunlar bizim doğal yaşamımızda ilkel beynimizin bize yarattıkları. Bir de akıllı beynimiz var. Şimdi eskiden yani sadece sen şimdi sosyal medya dedin, telefon dedin, bir şeyleri kaçırma korkusu dedin ama o bizim sadece sosyal medyada olmuyor. Bundan 2003 yılından sonra sosyal medya var. 2003 yılından önce nasıldı? Bambaşka. Bak bizim en büyük insan olarak istediğimiz toplumsal kabul edilmişlik, bir toplumun içinde olabilme, orada kabul edilme, saygı duyulma. Değil mi? Kendimizi orada değerli hissetme duygusu. Şimdi eskiden topluluk dediğinizde okulumuz vardı, mahallemiz vardı. Değil mi? Sosyal medya bu kadar yaygın değilken, hayatlar bu kadar hızlanmamışken orada kendimizi kabul ettirme çabası içindeydik. İşte annemiz, babamız hadi kızım başarabilirsin deyip bizi bir yarışın içine sokuyordu eğitim olarak. Ben kendimi hatırlıyorum. Hadi kızım Ayşe yaptı sen niye yapamadın diye yarışın içindeydik. Ya. Orada mutlaka başarma duygusu. İşte kaçırır mıyım? Ben bu başarıyı kaçırırım da başkası mı elde eder? Ya da ne bileyim işte birisi terfi etti. Senin arkadaşın terfi etti. Aa, ben niye terfi edemedim? Neyi kaçırdım? Bu psikolojiler bize tabii şey. Ya da finansal. Hayatta bir finansal yatırım yapıyorsun. İşte ne bileyim bir sürü şeyler var yatırım organları. Evet. Kaçırıyor muyum ben acaba bir şeyleri deyip sürekli takip ediyorsun. Hani aa ben bu fırsatı nasıl kaçırdım? Bak burada para kazanılacaktı ama ben bunu atladım.
İşte böyle nasıl kaçırdım, nasıl kaçırdım? Sadece o değil. Mesela ben kendimi söyleyeyim, kendimdeki eksiği söyleyeyim. Sende de vardır mutlaka, onu da belki söylersin. Çok benziyoruz çünkü. Ben çok çalışıyorum Ela. Evet. Hayatım boyunca hep çalıştım. Hani gezmek için kendime neredeyse hiç vakit ayırmadım yıllarca. Hani bir yere kongreye giderdik. O kongrede ya iki günde kal da gezer. Yani gezmesi hani o burası bir iş gibi gelirdi bana. Ve gezmek bana sanki o işimi savsaklıyormuşum gibi gelirdi. Oysa bakardım ya benim en sevdiğim arkadaşlarım. Gezerlerdi, tozarlardı, yeni dünyayı Ben o zaman şunu düşünüyordum. Ben hayatı kaçırıyorum ya. Ben niye bunu yapamıyorum? Bak hepimizde var bu. Ha bugün, ama bugün bütün Türkiye beyinlenince seni konuşuyor. Bir de o var. Işte bir de onun bu, çıktısını konuşalım. Derya Uludüz, arkadaşların nerede? Artısı ve eksisi. Bu bütün güzelliğinle, entelektüelitenle Türkiye'ye de, iz bırakıyorsun, damga vuruyorsun. İnsanlar senin siyasete girmen gerektiğini düşünüyor. Şimdi burada işte... Karşılığını da alıyorsun yani. Kendini nasıl mutlu hissettiğinle alakalı bir şey. Ben, o zaman bunun yerine başka şey koyman gerekiyor. Şimdi gelelim şu sosyal medya. 2003'te sosyal medya patlamaya başladı. Bugün artık en çok kullandığın sosyal medya, ismini söylemeyeyim. Günde 500 milyon hikaye paylaşılıyor. Bak hikaye. Günde 500 milyon hikaye ne demek biliyor musunuz? Hangi birini yakalayabilirsin ki? Mümkün değil. Ve o sosyal medyada gördüklerin, hele bir işte bir de influencer'ı falan takip ediyorsan, ben seni takip ediyorum mesela, bakıyorum spora gidiyorsun, öyle şey değilsin yani, maşallah var. Bir influencer'ı takip etmiyor. En ama havalı otellere gidiyorlar ya, böyle bir insan ister istemez ya bunlar da var. Biz ne yaşıyoruz, bunlar ne yaşıyor falan diye. Bizdeki eksik ne demeye başlıyorsun. Ve bu bir süre sonra ne oluyor? Ben fırsatları yakalamıyorum. Ben neden yapamıyorum? Ne oluyor? Hani birileri bir şeyleri yaşıyor ve ben onları atlıyorum, göremiyorum. Kendi kabuğumda, kendi rutin düzenimde monoton bir hayat yaşadığımızı düşünmeye başlıyoruz. Halbuki değil. Kendi dünyamızda yaptığımız şeyi sevebilirsek aslında huzur orada başlıyor. Şimdi şöyle düşün. Mesela ben hani böyle popüler olmak, beğenilmek, sevilmek, hatırlanmak, hep bizim bilinçaltımızda bunlar vardır. Yani insanlar bize kıymet versin. Sosyal medyada bir resim paylaşıyoruz. Aa, kaç kişi acaba like'lamış, kaç kişi beğenmiş? Aa, ben 1000 tane bekliyordum, niye bu 800 olmuş? Bunu 1000 yapmam lazım gibi hırslara kapılıyoruz. Çünkü sosyal medya bizi nerede eksik yönümüz varsa oradan yakalıyor. Aslında orada böyle yani oradaki hayatlar da gerçek değil. Aslında onu da biliyoruz. Herkes orada en iyi anını paylaşıyor. Ben de öyle. Mesela tatile gittiğimde en iyi anımı paylaşıyorum. Halbuki arkada başka sorunlar yaşamışım. Belki taksi bulamamışım vesaire. Hani bir sürü sorun yaşamışım. Ama en güzel halimi çekip koyuyorum. Şimdi ben bakıyorum. Çok halbuki tatlı arkadaşlarım var. Bakıyorum, acayip paylaşımlar yapıyorlar. Ben ders çalışırken onlar işte bir sergiye gidiyorlar, konsere gidiyorlar. Arıyorum, diyorum ki ya diyorum. Şimdi ismini söylemeyeyim. Ya hayatım diyorum ya, bak seni kıskanıyorum. Ben de sana katılmak istiyorum ama vakit bulamıyorum. Bak haftada bir günü 15 günde bir sana diyor ki Derya'cığım sen onları gerçek mi zannediyorsun? Ya. Ben o kadar depresyondayım ki depresyonumu kapatmak için bunları sergiliyorum. Ya. Bak unutma, ne kadar mutsuzsak sosyal medyaya o kadar bağlıyız. Sosyal medyaya ne kadar bağlıysak o kadar mutsuz oluyoruz. Sosyal medya bizi hem bağımlı yapıyor aslında hem de mutsuz yapıyor. Ya. Çünkü oradakileri gördükçe onları imrenme, onları ulaşamayacağını düşünme ya da neden ben değilimi düşünme bizi arka planda gerçekten mutsuz yapıyor ve beynimizi inanılmaz olumsuz etkiliyor. Yani bir şeyleri kaçırma duygusu beynin nefret ettiği bir şey. Beyin diyor ki sen lütfen kendinle birazcık barışık olur musun? Anı yaşar mısın? Şimdi biz oturuyoruz, dört kişi yemek yiyoruz, akşam yemeği. Aa, bakıyorum benim kızın elinde cep telefonu, habire bakıyor. Aa diyor, şu da şuraya gitmiş diyor. Aa, bak arkadaşım şimdi buradaymış diyor. Ben de sizinle oturmuş yemek yiyor. Bak neyi kıyaslıyor? Ya bir anne babayla yemek yemek var. Bir de arkadaşların bir arada eğlendiği ortamda eğlenerek geceyi geçirmek var. Bir genç hangisini tercih ediyor? Onu tercih edecektim. Çünkü ilkel beyni diyor ki ona, orada olmalısın sen. Şimdi gençlerin özellikle FOMO dediğimiz bu bir şeyleri kaçırma korkusu gençlerde çok fazla. Nasıl anlarız peki? Tanımı nasıl koyarız? Mesela diyelim bende FOMO var mı? Bunu nasıl anlarım? Şimdi bunu bir kere şöyle söyleyeyim sana. Sen cep telefonuyla yaşıyorsan,
o cep telefonunu sürekli elinde gezdiriyorsan, hatta bazen cep telefonunun pili biter korkusuyla yanında power bankler taşıyorlar. Taşıyorsan yandın. Var mı sende öyle bir şey? Bak. Yok canım, benim power çantamda 3 tane power bank'im var dermiş. Aman yarabbim, gerçekten fomo muyum ben? Tabii tabii, power bank de, yani pilim biter mi korkusu. Bu şarj bittiğinde, telefon kesildiğinde sanki dünyadan kopuyormuşsun, hayattan kopuyormuşsun psikolojisiyle inanılmaz tedirgin olur insanlar. Bir diğerini de söyleyeyim, gece yatmadan önce her yeri kontrol edip yatma. Ne demek hani bakayım o? İşte şu sosyal medyada ne var, en son kaç like kalmışım, yorum var mı, kim nereye gitmiş, bunu hepsini tamamlıyorsun, öyle yatıyorsun. Yatıyorsun ama onu tamamlayarak uyuyamıyorsun. Çünkü o senin backup'ında başlıyor seni düşündürmeye. Bak şimdi görüyor musun, onlar eğleniyor, ben burada saat 10'da yatmışım, uyumaya çalışıyorum. Ben bunu nasıl çözdüm biliyor musun? Paylaşımları azalttım, uzaklaştım. Günde belli bir zaman diliminde girmeyi kendime şart koştum. Bence insan en iyi kendi ağzıyla kulak en yakın yer ya, kendini en çok dinliyorsun. Dolayısıyla ben kendime dedim ki bu işi durdur ve kurtuldum, arındım, çok rahatladım. Ha, power bank hala çantamda var, o ayrı ama. Var, bak itiraflar geldi. Ama hayatım o da işte. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu insanlar ne kadar çok sosyal medyada gezindiklerini çok fark etmeyebiliyorlar. Ya sen diyorum ne kadar, sana soruyorum ne kadar bakıyorsun sosyal medyaya sence? Ben ekran şeyini azaltmaya çalıştığım için ortalama bir saate düşürdüm ekrana bakma süresini. Her şey dahil buna, bilmiyorum. Şimdi diyor yani, ki hocam diyor ben bir saati geçmem. Ve hadi aç bakalım diyorum. O telefonlarda ben biliyorum nereden bakıldığını ona. Hadi aç bakalım. Bir bakıyorum 5 saat. Bak ben açacağım bir yandan. Evet. Peki bu arada. Ekran süresi diye giriyorsun tamam. Şeye. Söyle itiraflar. Dur bulamadım daha. Bulamadım. Sen anlatırken. Ayarlara giriyorsun. Ayarlar. Ekran süresine giriyorsun. Oradan görebiliyorsun. Dur. Evet. Şimdi Ela'cığım maalesef ki FOMO dediğimiz bir şeyleri kaçırma korkusu en çok kimleri yakalıyor? Gençler dedik. Niye gençler dedik? Çünkü gençlerin hakikaten daha henüz ön bellek, ön beyin dediğimiz o mantıklı karar verme bölgeleri daha gelişme aşamasında olduğu için ilkel beynimiz çok daha aktif. Hani o geçen hafta demiştin ya, o kıyafeti, o mesela sen şahane bir elbise giymişsin, o elbise niye bende yok? İşte o yemeği yemiş, ben niye yiyemedim? Koştur koştur gidip ihtiyacımız olan şeylere al. Aynen, o ilkel beyin orada nasıl devreye giriyorsa FOMO'da da böyle değil aynen mi? Diyor ki bu bende olmalı. Neden sende yok deyip bir de seni öfkelendiriyor. Yani orada hani mutlaka senin olması gerektiğinin mesajını sana vermeye çalışıyor. İlkel beyin böyle çalışıyor. Korku, öfke, kıskançlık, bunlarla çalışıyor. Şimdi sen gençlik döneminde daha henüz mantık, ya dur bakalım ne oluyor? Ben istesem zaten olur benim de. Ya da işte Ayşe Hanım İtalya'ya mı gitmiş? Ben de bununla mutlu olabilirim. İlla senin mutlu olman için İtalya'ya gitmen gerekmiyor. Şöyle çevirsene olayı. Ben mesela şöyle kendimi korumaya aldım. Ben nasıl? Çok gezme hastası olduğum için ve gezemediğim için gerçekten insanları da takip edip. Bir de şöyle oluyor bak. Sosyal medyanın algoritması çalışıyor. Şimdi bir arkadaşıma daha çok gezmiş elinde bakarken bir bakıyorum artık hep gezi şeyleri önüme düşmeye başlıyor. İyice öfkeleniyorsun. Sen de öyle oldu mu? Tabii. İyice öfkeleniyorsun, ben orada olmam lazım gibi. Benim çok sevdiğim şehirler var. Eğer oraya biri gittiyse ben Allah'ım ya Rabbim falan oluyorum böyle yani. Şimdi ben başka türlü çözdüm onu. Nasıl çözdün? 15 günde bir yarım gün İstanbul'un bir semtini geziyorum. Keşfediyorum. Mesela işte en son Kuzguncuk'a gittim. İşte Kuzguncuk'ta ne var? Hangi tarihi yer var? Ben Boğa burcuyum. En çok hangi güzel restoranlar var? Boğa burcu yemek hastası. Hiç belli hangi değil ama. Hangi güzel restoranlar? Evet. O kadar zevk alıyorum ki. Ne diyorsun? Ya, ben de geleyim bir gün seninle. İtalya'ya gitmeyeyim ya diyorum şimdi. Kim binecek o uçağa? 3 saat, 4 saat uçacak. İşte bak en kolayı. Hani değiştirebilirsin. Anı yaşayarak, kendini mutlu ederek beynini kandırabilirsin. Hep kandırmaktan bahsediyorum bak beynini. Beynini pozitif yönde kandırmak hiç zor değil. Değil. Bir de bir şey söyleyeceğim. 90 saniye kuralı. Hepimiz bunu öğrenelim. Nedir? Bir sosyal medyada bir şey gördük. Tamam. Bu neden bende yok dediğiniz anda onu içselleştirmeseniz, onu kafanızda büyütmeseniz 90 saniyede gidiyor o duygu. Evet, 90 saniye sonra başka bir, sürekli beyin yeni duygular üretiyor. 90 saniye sonra başka bir duyguya geçeceksin. O nedenle öyle bir görsel gördüğün anda kendindeki zafiyeti de biliyorsan
hemen onu başka bir görsele çevir. Ben biraz şöyle bir teknik uyguluyorum. Mevlana'nın bir sözü var ya, kendinize geliştirmeye o kadar çok vakit ayırın ki başkasıyla ilgilenecek zamanınız kalmasın. İşte okuma listesi yapıyorum vesaire. Zaten onlarla ilgilenirken o dürtülere de kapılamıyorum. Değil mi? Hayatı meşgul etmek lazım biraz. Şimdi şu işte cümle şu. İnsan koşarken beyin durur, insan durunca beyin başlar düşünmeye derler. Hani o yüzden sürekli yoğun bir şekilde olduğunda ya da işte kendini doldurduğunda o arka planda olumsuz şeyleri düşünmeye vaktin kalmayacak. Evet. En çok da kadınlar yaşıyor bunu bak. Gençlerden sonra FOMO dediğimiz bu kaçırma duygusu en çok kadınlarda var. Şimdi biz kadınlar hipokampüs dediğimiz hafıza bölgemiz erkeklere göre daha fazla yoğun çalışıyor. Hiç unutmayız biz, biliyorsun yani ilk buluştuğumuzda ne giymiştim diye sorup dururuz eşimize. Ya da işte beni nereye götürmüştün hadi bakalım deyip sınav yaparız. Biz unutmayız. Ayrıntıları unutmayız. Erkekler geneli hatırlar, biz ayrıntıları hatırlarız. O nedenle de ayrıntılarda boğulduğumuz için bizim hipokampüsümüz çok fazla çalıştığı için olumsuz düşüncelere daha fazla yatkınız. Kabullenmiş olmaya daha fazla, yani o sosyal toplumda birileri bizi kabul etsin, arkadaşlarımız bizi sevsin psikolojisine daha fazla yatkınız. Çevremizle daha çok ilgiliyiz. Biz kadınlar birazcık daha hassasız aslında. Yani beğenilme duygusu, daha güzel olma duygusu. Kadın kadın için giyinir yani, bunu sen de biliyorsun. Evet, hatta o bir cümle var. Evet evet, çok güzel. Kadınlar kadınlar için giyinir diye devamı da var ama o devamını söylemeyeyim. Dolayısıyla kadınlar her şeyi kadınlar için yapar. Yani erkeklere baktığında bile çok beğendiğin bir kadın olduğunda, benim mesela işte ne bileyim Angelina Jolie'yi çok beğeniyorsun. Brad Pitt'le birlikte olduğunda acaba işte ne bileyim Brad Pitt daha çok dikkatini çekiyor. Niye? Angelina onunla birlikte diye. Yani kadınlar gerçekten kadınlarla bir yarış. Yani ya orada da, aslında senin yarışın Brad Pitt'i ben almalıyım gibi. Ya da Brad Pitt'te ne var sorusunu sana sordurtuyor. Ne var? Yani Angelina bunu sordurtuyor. Angelina yani neden onu seçmiş? Ha, neden? Çünkü ben o kadına bayılıyorum, rol model alıyorum. Kadında istediğim her şey var. O bir tercih yapıyorsa o tercihi neden yaptığını sordurtuyor. Dolayısıyla mesela çok rağbet gören kadınların eski sevgilileri diğer kadınlar tarafından daha fazla rağbet görüyor. Tabii, tabii. Ondan herhalde, değil mi? Herhalde ondandır. Çok değişik bir konuya doğru giriş yaptık. Evet evet, bir anda başka şimdi, bir şeye atladık. Şimdi, doğru ama burada, bu da bir FOMO türü olabilir. Şimdi FOMO dediğimiz şeyi gerçekten kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü hem beynimize hem de genel sağlığımıza zarar veren bir tablo. Farkında olalım ki FOMO, yani FOMO demeyeyim ben, işte bir şeyleri kaçırma korkusu. Beynimizde bağımlılığa yol açabilir. Of. Şimdi sen bir şey gördün. Mesela indirim gördün. Son iki gün. O da bir kaçırma korkusu. Evet. Ben şimdi evet, bunu kaçırdım. Evet, almazsam doğru. Eyvah. Ya şimdi, ya da bunu işte Ayşe'nin sırtında gördüm. Ben hemen almalıyım. Benim neyim eksik? Dürtüsüyle. Onu yaptığın anda onun etkisi 3 dakika, 5 dakika. Sonra yeniden bir korku başlayacak. O nerede korkusu? Bu ne giymiş korkusu? Bu hangi arabayı bitmez kullanıyor? Bitmez ki, gidipsiz koyuyor. Buna kadar çok bak fırsat bulmuş, bak oradan kim bilir ne para kazanıyor korkusu. Seni saracak ve dopamin dediğin o şeye anlık hazla bağımlılık geliştirecek. Bunun yanında da stresle beraber kortizol, stres hormonunu tavan yapacak. Anksiyeteye gireceksin. Aynen şöyle bir iş yerin var. E-maillerini kontrol etmek zorundasın. Çünkü orada bir iş şeyi takip ediyorsun. Senin sosyal medyanda aynı her gün düzenli bir şekilde sürekli e-maili kontrol etmek gibi sosyal medyanı kontrol edeceksin. Çünkü yeni dünyada topluluğa kendimizi kabul etme içgüdüsü insanoğlu olarak artık sosyal medyada. Topluluk sosyal medya. İnsanlar sosyal medyada sosyal. Yani eskiden işte Yunan döneminde bir meydan varmış. Orada toplanırmış insanlar. O meydanda bütün her şey paylaşılırmış. Şimdi de orası X yani. Kasabanın toplanma meydanı. Aynen değil mi öyle baktığında? Ya bir de tabii ki sosyal medyanın bizde yaptığı en büyük hasarlardan biri de sosyal ilişkilerimizi çok olumsuz etkiledi. Ben insan ilişkilerine de bakıyorum. İkili kadın erkek ilişkilerine de bakıyorum. Çok kolaylaştırdık her ama şeyi. Ama ilkokul arkadaşımızla bile iletişimde oluyoruz. O da iyi tarafı değil mi? Ama nereden bulacağız da onu bu hayat ailesinde buluşacağız bak, ilkokul arkadaşımızla? Samimi reaksiyonlarımızı kaybediyoruz. Ben alt katta oturan, şimdi dubleksteyiz, üst katta benim kızın odası. Bana üstten mesaj atıyor. Anne yemek hazır mı?
Ya biz eskiden böyle miydik? Gençleri frenlemekte zorlanıyoruz. Hakikaten çok şey. Yani o sosyal ilişkilerde ikili karı koca ilişkileri bile olumsuz etkiliyor. Şimdi ikimiz oturuyoruz karı koca. İkimizin de elinde cep telefonu. Bak bir restorana gir, insanları bir şöyle takip et. Abi %90'ı elinde cep telefonu, muhabbet falan yok. Yok. Oraya bağımlıyız. Kim nereye gidiyor? Çünkü o anda ne oluyor biliyor musun? İki farklı yerdeyiz. Biz aslında buradayız ama gerçekte başka yerde bakınıyoruz. O zaman doğru. Ne oluyor? İki arada bir derededir. Hani kapı eşiğinde durma derler böyle kötü bir doğru. Şey. Nerede olduğumuzu önce karar vereceğiz. Ben buradaysam buranın anını, buranın tadını çıkarmak zorundayım. Anda kalmak böyle bir şey işte. Bu nedenle ben diyorum ki mesela çocuklara şöyle bir kural koydum. Biz yemek masasına oturduğumuzda ya da bir kahvaltı cep telefonlarımız yasak. Yok. Sonra çocuklar bizi takip etmeye başlıyor. Anne sen cep telefonun çaldı niye konuştun? Bir de o var. Cep telefonları yasak. Yani sosyalleştiğimiz dönemde bunu kısıtlamamız lazım. Tamam. Ya da en şeyi mesela biz bütün gün yoğunuz mecburen telefonlarımızı yemiyoruz. Ben kısmaya kalktığımda ben bakıyorum 4 saat kısabiliyorum. Hani çünkü telefon çalıyor o hasta bu hasta falan. Diyorum ki akşam 8'den sonra telefon detoksi yapıyoruz. Sosyal medya detoksi yapıyoruz. Çünkü o saatten sonra beynimizin istirahat etmeye, dinlenmeye ihtiyacı var ya, onu yaptığınız anda aslında beyninizi resetliyorsunuz. Gündüz o kadar sizi etkilemeyecek bu duygular, düşünceler. Çünkü gündüz iş yoğunluğunun arasında onu düşüneceksin, 90 saniyede geçecek. Ama gece 90 saniyeyi geçecek bir düşünme var. Zamanın var. Yatıyorsun, uzanıyorsun, alıyorsun. Aa bu niye öyle olmuş falan diye düşünecek vakit buluyorsun kendine. Doğru. O nedenle terbiye etmek istiyorsan beynini eğitmek istiyorsan bu işten kurtulmanın yolu akşam istirahati çekildiğinde telefon detoksi yapmak bu bir. Bak çok önemli. Ben bildirimleri hep kapalı tutuyorum mesela. Bu bildirimleri kapalı tutmak da bunun bir çözümü olabilir mi? Tabii ki çözümü olabilir. Yani zaten orada dikkatini dağıtan her şeyden uzaklaşman gerekiyor. Bir de başkalarının ne yaptığıyla değil de kendimizin ne yaptığına odaklanmamız lazım Ela. Bazen ister istemez etkileniyorsun. Ya diyorsun bak şimdi ben kendi tarafım. Bu hoca diyorsun işte şu kongreye gitmiş konuşma yapıyor. Ben neden yapamıyorum gibi düşünmeye başlıyor. Ya da 5. yayını çıkmış ben daha 1. yayını. Buna takılı kaldığın anda kaybediyorsun. Sen orada zaten yenilgiyi... Bizim işte de reyting. İşte. Reyting. Bakmamak lazım değil mi? Oysa, hayır bakabilirsin ama kendi reytinginle yarışmalısın. Kendi eski halinle. Evet. Evet, en büyük rakibin kendi eski halinle olmalı. Yani doğru. En büyük rakibinin kendin olması lazım. Bir de JOMO diye bir şey var. Bak bir FOMO var, bir de JOMO çıktı başımıza. Bak şimdi JOMO çok önemli. Şöyle düşün. Bir arkadaşın gitmiş İtalya'da işte bir eğlencede, bir partide zaman geçiriyor. Sen de bunun karşılığında almışsın eşini, gitmişsin orman kenarına, eline güzel bir içeceğini, kahveni almışsın, bir de kitabını almışsın, ormanın kenarında oturmuşsun. Esen rüzgarla beraber kitabını okuyup eşinle sohbet ediyorsun. Bak, oradaki fiziksel temas, orada vuran rüzgar, senin ruhunu huzura erdiren bir ortam işte sana JOMO yapıyor. Yani aslında o ortamdan zevk alma. O tarafı kaçırmış olmuyorsun. Bu taraftan zevk almış oluyorsun. Böyle çözeceğiz. Bardağın dolu tarafından bakmak. Bardağın boşsa FOMO'yu çok yaşıyorsun. Yani zamanında çok travmatik yaşamışsak, çok kaybetme duygusuyla yaşamışsak, işte gençlikte bunları yaşayabiliyoruz. Ama hakikaten dediğim gibi önce kendini sevmekle, kendini mutlu etmekle başlayacak hayat. Daha çok JOMO'yu deneyeceğiz ve kendimizi tedavi edeceğiz. Çünkü FOMO'nun sonu hakikaten depresyon bence. Depresyon. Bir de şey yapacağız işte kendimizi böyle her gün 3-5 dakika ruhumuzu yakalayacağız. Bak, koşmanın arasında ruhumuzu kaybediyoruz. Evet. 3-5 dakika bir boşlukta oturacağız sessiz bir ortamda. Tamam. Ruhumuzu yakalamaya çalışacağız. Peki. Derya'cığım burada zamanım bitti. Allah. Ama haftaya konumuz belli oldu. JOMO'yu biraz konuşalım mı? İstanbul'da mesela nasıl JOMO yapabiliriz? Çok güzel egzersizler. Tamam. Çok güzel hareketler. Tamam. Ben çok bir gün JOMO de yapıyorum. Aktüel yapalım. Belgrad Ormanı'na gidelim seninle orada böyle yayın. Vallahi çok güzel JOMO yapıyorum. Katılın bana hayatınızı yaşayın şeklinde. Sana bayılıyoruz. Bulunduğun sen ortamdan harikasın. Zevk almasını nasıl yapacağız? Tamam. Bunu?
Bulunduğumuz lazım. Ortamdan zevk alırsak FOMO'yu da bertaraf etmiş oluruz diyor hocamız. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Uludüz bugün yine böyle gözümüzün camlarını temizledi. Bize şahane bir perspektif kattı. Değerli Derya Uludüz, çok seviyoruz onu. Enerjisini, bardağı doldurmayı da ve JOMO'yu da haftaya inşallah konuşuruz kendisiyle.